bunların olduğuna dair çok kuvvetli sahipler vardır. Bakın, yani dolar son manipülasyondan bahsediyorsunuz. Elbette kuvvetle muhtemeldir bu. Yani hatta bunun çok net işaretleri de vardır. Dolar kurundaki ani yükselişi bu sözlerle değerlendirdiği Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'ye spekülatif bir saldırı var dedi. Rasyonel altyapısı olmayan spekülatif saldırılar olabiliyor. Para kazanma amacıyla da hareket eden gruplar tarafından da yapılabiliyor, fonlar tarafından. Ama bunun dışında siyasi beklentileri, amaçları, planları olanlar tarafından da yapılabiliyor. Şu yaşadığımız son dönemde buna yönelik de çok kuvvetli işaretlerin olduğunu da görüyoruz. A Haber canlı yayında konuşan Bakan Canikli, dış ticarette dolar yerine Türk lirası kullanma kararının cari açığı düşüreceğini belirtti. Kararın millisi gayrimillisi olur mu? Evet olur. Sonuçlar itibariyle baktığınız zaman olur. Enerji başta olmak üzere bütün alanlarda ve Türkiye içerisinde de TL'nin kullanımını genişletmeye çalışıyoruz. İşte Rusya, yine Çin'le aynı şekilde İran'la yoğun ticaretimiz var. Bu ticaretimizde de yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik bir irade ortaya çıktı. Görüşmeler de yapıldı ve siyasi olarak bu kabul gördü. Bununla ilgili merkez bankalarda yoğun bir şekilde çalışıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ekonomi paketine değinen Canikli, en kötü senaryoya göre tedbir alındığını söyledi. Bir tane bile firma, Türkiye'de üretim yapan bir firma, bu gelişmeler nedeniyle sıkıntıya girmeyecek, mali yapısı bozulmayacak, iflas etmeyecek. Bunu sağlıyoruz. Bakan Canikli, 2017 yılında özel sektörde 860 bin ilave istihdamı destekleyeceklerini açıkladı. Özel sektörde yeni en az 500 bin kişilik bir istihdam oluşturması için katkı sağlıyoruz özel sektöre. En az 100 binde toplum yararına çalışma kontenjanı hayata geçireceğiz. Ayrıca 280 bin kişilik bir proje daha var. Orada da yeni işe başlayan kadın, engelli bu gibi vatandaşlarımızın yeni işe başlaması halinde, ilk defa işe girmeleri halinde devlet bunların ücretinin bir bölümünü ödüyor. Başbakan yardımcısı kadro bekleyen taşeron işçilerle ilgili sözümüzün arkasındayız diye konuştu. Bu sözler elbette yerine getirilecek. Önün altını çizelim. 720 bin kişilik bir taşeron sayısının bir şekilde kamuyla ilişkilendirilmesi söz konusu. Çok iyi dizayn edilmesi gerekiyor. Çok hassas dengelerin üzerine oturtulması gerekiyor. Artık sona gelindi diyebiliriz.